Merhabalar, ben Mete Atipoğlu. Ben Nihat Çelik. Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği hazırlık sınıfında okuyoruz. ASP .NET derslerini birlikte anlatacağız. Bugünkü dersimizde ISS'in kurulumundan başlayacağız. ISS kurduktan sonra HTML sayfamızı ya da ASP.NET ile hazırladığımız web sitelerimizi yerel ağımızda ve internet üzerinden nasıl yayınlayabileceğimizi anlatacağız. Daha sonra Nihat validation'ları anlatacak sizlere. Anlatmaya başlayalım. Internet Information Service yani ISS'i kurabilmek için öncelikle denetim masası, program kaldır, Windows özelliklerini aç veya kapat linkine tıklayarak Windows özellikleri penceremizi açıyoruz. Burada Internet Information Service bölümü bulunmakta. Seçiyoruz. Ben kendi bilgisayarımda FTP sunucuyu da kullanmak istiyorum. Siz kullanmak isterseniz seçebilirsiniz. FTP sunucusunun yararı internetten kendi bilgisayarınızın IP'sini yazdığınızda FTP sunucusunun içine yani bilgisayarınızda belirlemiş olduğunuz klasörün içine attığınız dosyaları internet üzerinden görebilirsiniz. ASP.NET'in çalıştırabilmek için Internet Information Service'inizde Web Wide Web hizmetlerine gelerek uygulama geliştirme özelliklerinden ASP.NET 3.5 ve 4.5 seçiyorum ben. Ama ASP ile yaptığım uygulamalarımı da çalıştırmak istiyorum. O yüzden ASP'yi de seçiyorum. Burada sunucu taraflı içermeler sekmeni de aktif edeceğim. Web socket protokolümü de aktif edeceğim. Tamam diyorum. Ve değişiklikler uygulanıyor diyor. Bu kurulum sizde 1 dakika ile 10 dakika arasında değişebilir. Bilgisayarınızın özelliklerine bağlı olarak. Değişiklikler uygulanıyor. Ve kurulum bitti. Kurulum bitirdikten sonra bakalım gelmiş mi? İnternet Information Service gelmiş. Ben bunu dosya konumu aç diyeceğim. Kenarda dursun. Öncelikle dersimizde ISS kurulumunu gördük. Şimdi ISS ile yaptığımız siteyi Localhost'umuzda yayınlamayı göstereceğim. Internet Information Service'i kurduğumuzda bilgisayarımıza C diski içinde INetPub klasörü oluşacaktır. INetPub'a girdiğimizde www klasörü içinde ISS'in oluşturmuş olduğu dosyalar görmekte. Buna ulaşabilmek için Internet Information Service'imizi açıyoruz. Siteler sekmesi altında Default Website tıklayıp göz atlıyoruz. Burada göz at iki nokta üstte 80 yazıyor. Bu 80 porttur. Tüm dünya üzerinde web üstünde görüntülenen siteler 80 port üzerinden görüntülenir. Açtım ve Internet Information Service şu an geldi. Her zaman bu şekilde tıklayarak Internet Information Service'i açarak ulaşmak yerine tarayıcınızda Localhost yazdığınız zaman direkt açılır. Bunu da gördükten sonra sitemizi internete yayınlamaya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Yaptığınız siteler www root klasör içine atmamız gerekiyor sitelerimizi. Ancak sadece tek bir site olarak değil, ben istersem 10 tane, 15 tane site yayınlayabilirim istediğim kadar sayısı sınırsız olmak üzere. Bunu da www root içine yeni bir tane klasör oluşturarak yapabiliyoruz. Mesela ben buna yeni site diyeceğim. Yeni sitenin içine daha önceden hazırlamış olduğum şu dosyaları atacağım. Sadece bir resim var. Attım. Localhost'umu yazdıktan sonra tarayıcıma yeni site yazarak
Burada default.html olarak belirledim. Sayfamın ismini kopyalıyorum. Ve geldi. Bu şekilde istediğim kadar site yayınlayabilirim. Burada default yazmadan da girebilir. Ancak dosyanın ismini değiştirirsem açmayacaktır. Bu default yazmamdaki amaç ISS kendi belirliyor. İsterseniz siz de değiştirebilirsiniz bu isimleri. Default.html, HTML ya da index olabiliyor isimleri. İstediğimiz kadar site açabiliriz. Oluşturduğumuz klasörleri de buradan görebiliriz yeni site diye. Burada değinmek istediğim bir konu daha var. ASP.NET ile yaptığımız siteleri attığımız zaman oluşturduğumuz klasöre sağ tıklayarak uygulamaya dönüştür diyoruz. Aksi takdirde .NET Framework tarafından kaynaklanan hatalar çıkabilir. Siteniz çalışmayabilir. Burada uygulama havuzu var, default app bu. Buradan versiyonu seçebilirsiniz .NET Framework'ün. Hangi versiyonda çalışıyorsanız. Tamam dedikten sonra siteniz uygulamaya dönüşecek ve ikonu değişecektir. ASP.NET sitenizi de o şekilde çalıştırabilirsiniz. Bu konulara değindikten sonra ISS siteyi internetten yayınlama konusunda değinmek istiyorum. Birçok sitede bu konu mevcut ancak bulunduğu çoğu sitede bilgiler net değil. Eksik olabiliyor bazılarında. İnternetten sitemizi yayınlayabilmek için öncelikle IP adresimizi bilmemiz gerekiyor. Ayrıntılar sekmesinden IP adresimizi görebiliyoruz. 192.168.2.150'ymiş benim bilgisayarımın IP adresi. Bu IP adresini modemine girerek sabit bir hale getirmem gerekiyor. Aksi takdirde modeme her bağlandığımda bana farklı bir IP adresi verebilir. Local Area Network sekmesi altından LAN sistemcilerine tıklıyorum. Burada static adresler diyor. Bu menü size değişik olabilir. Bizim kullandığımız modem AirTags yapmış olduğu arayüz bu. Sizin modeminizi arayüzler değişebilir. Static adreslere yeni diyorum. İsim, metin, MAC adresin, MAC adreslerini, ipconfig, boşluk-all diyerek görebiliriz buradan. Wireless LAN adaptör Wi-Fi diyor. MAC adresim burada yazıyor. Aslında paylaşmamam gerekiyor bunu ama MAC adresinizi buraya girerek kendi sabit IP'nizi yazıyorsunuz. Az önce burada gösterilen 2.150'yi. Ben şu an deneme amaçlı bunu yaptığım için sabit IP almayacağım. Ama siz sürekli yayın yapacaksanız bunu yapmanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. IP'nizi sabitledikten sonra NAT sekmesi altından port yönlendirmeye gelip az önce verdiğiniz IP'yi buraya yazıyorsunuz. Yeni bir kural tanımlıyorsunuz. Ben kural adına web dedim istediğinizi diyebilirsiniz. Local Area Network IP'sine kendi bilgisayarımın IP'sini verdim. 2.150. Protokol tipine hem TCP hem de UDP seçiyorum. Ki bundaki amacım UDP protokolü video ve resim için kullanılıyor genelde. İkisini de seçmeniz yararlı olacaktır. Port tipini 80 seçiyorum ki 80 normal olan porttur. Ekstradan yani sitenin IP adresini yazarken 2.150.2.80 yazmanıza gerek yok. Yazsanız bile onu otomatik kaldıracaktır. Çünkü tüm tarayıcılarda lokal olarak 80 portu kullanılır. WAN portu modeminize dışarıdan gelen istektir. Yani 80 olan. Bunları ekledikten sonra port yönlendirmenizi etkin yapıp kaydetliyorsunuz. Port yönlendirmemiz şu an aktif. Dışarıdan herhangi biri
bu modemin IP adresini yazdığımda Otizm.IP'den bakalım. Bu IP değişken bir IP'dir. Canlı yayın sırasında izleyen kullanıcılar şu an ulaşabilirler. Daha doğrusu şu an ulaşamazlar. Birazdan bilgisayardan izin vereceğiz sitenin yayınlanabilmesi için. O izinleri verdikten sonra ulaşabilirler. Ancak videoyu sonradan izleyen kullanıcılar buna erişemezler. Modemin IP'si değiştiği için. Bu IP adresini kendi bilgisayarından yazarsan modemin giriş arayüzüne yönlendirecektir beni. Çünkü içeriden yazıyorum, dışarıdan yazmıyorum. Gördüğünüz gibi direkt modeme yönlendirdi. Şimdi bunu dışarıdan herhangi biri yazdığında benim buradaki INetPub klasörü altındaki www.root'taki sitelerime erişebilmesi için izin vermem gerekli. Bu izinler sistem ve güvenlik altında Windows güvenlik duvarı üzerinden öncelikle bir uygulamaya izin ver diyerek Internet Information Service'e izin vermek gerekiyor. Başka bir uygulama seç diyoruz. Internet Information Service'in yoluna bakayım. Sistem 32 altındaymış. Kopyalıyorum. Buradan göz atlayarak Internet Information Service seçiyorum. Aynı yere. Aç diyorum. Ben daha önce eklemiştim bunu. Şu an bende zaten listede mevcut diye uyarı veriyor bana. Sizde bu uyarıyı vermez, direkt ekler. Eklediğiniz zaman tamam diyerek bundan çıkın. Windows güvenlik duvarı üzerinden Internet Information Service'e şu an izin verdiniz. Ama belirlediğiniz porta da izin vermeniz gerekmekte. Aksi takdirde çalışmayacaktır. Porta izin vermek için gelişmiş ayarlar diyerek buradan gelen kuralları yeni kural tanımla. Buradan bağlantı noktası diyerek 80 portunu yazıp 80 portunu dışarıdan gelen veriler için bağlantıya izin ver seçeneğini aktif ediniz. Buradan ben web site diye isim vereceğim. İstediğiniz ismini verebilirsiniz. Web site ismiyle 80 portu şu an dışarıdan gelen bağlantılar için aktif olmuş oldu. Ancak bizim bilgisayarımızdan aynı port üzerinden geri cevap yollanmak zorunda istemciye. O yüzden geri cevap yollanabilmesi için giden kurallarını da aynı şekilde bağlantı noktası seçerek belirli bağlantı noktalarını seçtiğimizde 80 portunu veriyorum aynı port üzerinden geri dönsün diye. Bağlantıya izin veriyorum. Adına da yine web site diyeceğim. İstediğiniz ismini verebilirsiniz. 80 port aktif olmuş oldu. Daha önceden açmıştım ben burada. İki tane daha mevcut. Gelen kurallarında da iki tane mevcut olması gerekmekte. Bir tanesi yeterli. Şu anda portlar aktif ve güvenlik duvarı üzerinden izin de verildi. IP adresini Nihat yazsana bir telefonundan. Aynı ağda olduğumuz için kendi bilgisayarından yazarsan eğer ulaşamazsın. Aynı ağdan ulaşmak için bilgisayarımızın lokal IP adresini yazmamız gerekmekte. Yani şu an 2.150 oluyor. Bu ağa bağlı herhangi başka bir bilgisayarda 2.150'ye yazdığımızda bu siteyi görüntülemiş olacağız. Girdin mi? Girdim. Açıldı mı? Açıldı. Açılmış. Tamamdır. Şu an Nihat telefonu üzerinden modemin dış IP'sini yazdığında 78.182.32.173 yazdığı zaman Internet Information Service'in yaratmış olduğu lokal siteyi görüntülemekte sayfayı. Bir de slash atıp şey denesene diğerini. Neydi onun adı? Yeni site. Yeni site yaz. Bakalım o görüntülenecek mi? Evet, görüntülendi. Tamamdır, o da geldi. Şu an sitelerimizi internete yayınlamış bulunmaktayız.
Benim buraya kadar anlatacağım 3 konu vardı. Üçünü de anlattım. Şimdi sözü Nihat'a bırakıyorum. O devam edecek. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün Recruit Validation'larda Recruit File Validation, yani gerekli alan bilgisi, Range Validation, karşılaştırmalar, Regular Expression Validator ise e-mail gibi, telefon numarası gibi kontroller için kullanılıyor. Compare Validator'da örnek olarak şunu örnek verebiliriz. Bazı sitelerde, örneğin Facebook'ta, şifreyi girdikten sonra şifreyi tekrar istiyor. Bunun için Compare Validator kullanılır. Ben burada örnek bir tasarım hazırlamıştım. Şimdi neler yaptığımı anlatacağım. Bir tane table ekledim. Tasarım daha düzgün olsun diye. 5 tane text box ekledim. Kullanıcı adı, şifre, şifre tekrar, e-mail, yaş. Burada kullanıcı adı, şifre, şifre tekrar. Hepsi zorunlu olacak. Ben sadece şu anlık kullanıcı adı ve şifreye zorunlu yaptım. Recruit file validator ekleyerek. Zorunlu derken girdim araya ama nasıl zorunlu yani? Yani kullanıcı boş bıraktığı zaman orada mesaj çıkacak. Peki bu server'a gidiyor mu? Yani kullanıcı butona bastığı zaman? Gitmiyor. Kendi içinde JS koduyla, jQuery ile yani kontrol ediliyor, öyle mi? Aynen öyle. Ekstradan jQuery kodu yazmamıza gerek kalmadan otomatikman kendi ekliyor. Aynen öyle. Server'da custom olmuş oluyor. Güzel. Çok basit bir işlem aslında. Burada recruit file gerekli validator'ları ekliyoruz. Ben burada ekledim. Kullanıcı adı için recruit file validator, şifre için recruit file validator, şifre tekrar için compare yani karşılaştırma, e-mail için e-mail için regular expression validator, yaş için de language validator. Mesela 18 yaşından büyük mü küçük mü, bunun gibi kontrollerin yapıldı bir validator türü. Bir tanesini silip baştan eklesene mesela. Mesela recruit file validator'ı sildim. Baştan ekledim. Soldaki sekmeden validation'ı buluyorum. Tekrar geldim. Buraya sürükledim. Bu şekilde ekleniyor. Ben burada textbox'ların ID'lerini verdim. Txt kullanıcı adı, txt şifre, txt şifre tekrar, txt e-mail, txt yaş şeklinde. Şimdi yapmam gereken şey şu. Burada control to validate diye bir özellik var. Bu özellikle hangi nesneyi kontrol edeceğim, hangi textbox'ı kontrol edeceğim burada, onu seçeceğim. Kullanıcı adı için kullanıcı adıyı seçtim. Hepsini buradan seçiyorum. Şifre. Şimdi eğer kullanıcı boş bırakırsa şöyle olacaktır. Örnek olarak çalıştıralım, görelim. Giriş yap dediğim zaman hata verdi. Peki bunlarda neden hata vermedi? Çünkü burada boş olup olmadığını kontrol etmiyor. Yani gerekli alana olup olmadığını kontrol etmiyor. Mesela burada şifre zaten anlattım demin de. Üstteki şifreyle karşılaştırma yapacak. E-mail'i düzgün formatta girmiş mi? Yaşı da işte 18 yaşından büyük mü küçük mü gibi bu tür ayarlamalar yapabiliriz. Şimdi onları yapalım. Bir de burada hata olarak kullanıcıya bunu gösterirsek hiçbir şey anlamaz. Bu ne der? Bunun içinde error mesaj diye bir özelliğimiz var. Property'de. Hata mesajı. Hata mesajı. Buraya kullanıcı adı zorunludur. Şifre için de aynısını yapıyoruz. Şimdi bunları yaptık. Şifre tekrarın diğerlerini de yapalım yani. Şifreniz uyuşmuyor diyebilirsin mesela. Aynen, uyuşmuyor diyebiliriz. Burada ben e-mail'i yapacağım, düzgün formatta girin diye. Geçerli bir e-mail adresi girin desen daha düzgün olabilir. Tamam, öyle yapalım. Yaşımız da 15 yaşından büyük olmak zorunda olsun.
yapsın. Şimdi bunları belirttik. Ama bunun kontrolünü nasıl yapacağız mesela? 15 yaşından büyük olup olmadığını nasıl anlayacak? Hemen şurada tipi var. Eğer işte string bir ifadeyi karşılaştıracaksa string, integer, double, date, surinsi diye özelliklerimiz var. Yaş integer'dır bildiğiniz gibi. Burada integer olacak. Burada maksimum value ne olacak? İşte atıyorum 80 olsun ya da 80 olmasın. 30 yaşına kadar olsun. En küçük de 15 olsun. Maximum value, minimum value. Burada control to validate'de de yaşımızı verdik yaş textbox'ına. Burada email içinde burada validation express diye bir özelliğim, expression diye bir özelliğimiz var. Buradan da çeşitli özellikler seçebiliriz. İşte neler varmış? İnternet URL'si, işte internet e-mail adresi. Ben e-mail adresini kontrol edeceğim. Buradan bunu seçiyoruz. Ondan sonra şifre tekrarı yapalım. Şifre tekrarı içinde control to validate verdik ama hangi nesneyle karşılaştıracak? Onu da şifre yapıyoruz buradan. Şifre zorunluluğu da vermiştik. Evet. Şimdi çalıştıralım görelim. 2 olsun. Şifre tekrar 3 olsun. Şifremiz boş olmasın. Uyuşmuyor dedi hemen. E-mail adresimizde şöyle bir şey olsun. Geçerli bir e-mail adresi giriniz dedi. @hotmail.com olsun. Nokta koymadım. Nokta koymadığım için tekrar dedi. Kaldırdım. Şey noktayı koydum gitti. Yaşımızda 10 dedim. 15 yaşından büyük olmasın dedi. 45 ya da 40 dedim. Burada şöyle ya 15 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması ya da 30 yaşından küçük olması gibi yazdırsak daha güzel olurdu. 20 girelim. Gitti hata mesajı. Şimdi şifrelerimiz gözüküyor. Normalde gözükmemesi lazım. Onu da ayarlayalım. Onu da şuradan ayarlıyoruz. Textbox'ı seçtik. Burada text mode var. Burada password'u işaretliyoruz. Alttakinde de aynı şekilde. Password şifre yani. Şifreyi seçiyoruz. Tekrar bakalım. Bunlarca da 2, şifre 3. Gördüğünüz gibi artık böyle. Burada rastgele bir şey girdim yine. Uyuşmuyor dedi. Olsun. Yaşımız da 20 olsun. Validation'lar böyle. Bir de şöyle bir şey var. Hepsinin bir böyle yanında değil de altında toplu halde gösterilen bir madde madde gösterilen bir validation'ımız var. O da validation summary. Buna ekliyoruz. Burada şöyle bir özelliğimiz var. Display mode. Görüntü modu. Single paragraph list veyahut da bullet list olabilir. Bunları şöyle çalıştıralım bir önce. Girmedim. 3 girdim. Red.com dedim. Yaşımız da 55 olsun. Buna tıkladığımda hatalar hem burada yazdı hem burada yazdı. Ben sadece burada yazmasını istiyorum. Bunu da nasıl yapacağım? Şu şekilde yapacağım. Buradan validation'ı seçeceğim. Özelliklerinden display static var. None yapacağım. Hepsini. Tekrar çalıştıralım. Bu hatalar geldi. Şifreyi şuraya 3 girelim. E-mail'i şöyle bir şey olsun. Hafsede gibi. Yaşımızda 10 olsun. Tekrar girdik. Bu şekilde hatalarımız burada hatalarımız listelendi. Bu dersimiz, bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde master page tasarımı, dosya yükleme, dosya indirme. Bitirmeden önce publish edip atsak ya lokale. Publish etmeyi de göstereyim. Web sitesi nasıl publish ediyoruz? Projemize sağ tıkladık. Publish dedik. Buradan eğer publish profiliniz yoksa ilk defa publish edecekseniz yeni bir tane profil oluşturuyorsunuz. Buraya girdiğiniz isim önemli değil o kadar. Ben web diye yazdım. Burada bana sorduğu şey publish metodu ne olacak? İşte web üzerinden mi olacak? Ben file sistem bilgisayarımı alıp www.inetpub'a atacağım.
Hedef location neresi olacak? C'de, www root'ta, hidebound'ta. Www root'a atacağım. Yeni sitenin içinde olabilir, fark etmez. Yeni sitenin içinde olsun. Önce sil istersen sitenin içindekileri. Yeni sitenin içindekilerini silelim. Karışmasın. Bir sonraki ayar settings. Burada konfigürasyonumuzu soruyor. Debug, derlenme şeklinde. Burada da oradaki yani önceki dosyaları silsin mi? Orada var olan dosyaları silsin mi diyor. Evet diyorum. Burada profilimizi soruyordu. Web'di zaten. Publish it diyoruz. Publish etmeye başladı. Build etti. Publish'imizde hata verdi. Vermedi. Bir fail it dedi. Bakalım bir 60 mı? Aynı pub, tabulun root, liste. 60. Baştan yap. Baştan yapalım. Bu sefer de settings release seçelim. Belki de bundan olabilir. Tekrar bir hata aldık. Bir daha gel. Burada bir error olması lazım değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yok, o benim bilgisayarda vardı. Demiş bir şahsiyet. Publish bir file. Ha, bunun şurada şöyle bir hata almışız. Web config ile dosya yaratılamadı. Bunun sebebi de bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Hidebound klasörümüze izin vereceğiz. WWroot'ta. Hem Internet Information Service'e hem de herkese. Düzenle dedim. IIS User'ı seçtim. Tam denetime izin verdim. Tekrar bir deneyelim. IIS üzerinde yine çalışmayacak çünkü bana izin vermedi yani bilgisayar kullanıcısına. Yine hata verdi, gördün mü? Everyone'da direkt. Hiç uğraşma. Yine bir tane ekle. Normalde publish ediyor ama klasöre yazma izni olmadığından edemiyordu. Şimdi başarılı oldu arkadaşlar. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi burada. Çalıştıralım. Uygulamada sunucu hatası. Çok güzel. Localhost'ta çalıştırdığımızda geldi. Neden geldi? Dosyanın adı default ASP.x. Eğer başka bir şey olsaydı gelmeyecekti. Yeni site içinde çalışıyor olması lazım onun. Tamam. Yeni site yazsın mı? Bu şu an şeyde çalışıyor, bak dikkat ettiysen. Localhost 2.3'te var. Yani Visual Studio üstünde çalışıyor. Ha, evet. Onu sil. Yeni site yaz şimdi. Tamam, yine hata verdi. Yok, vermedi. Çalıştı. Gerek çünkü ASP.NET'i de kurmuştuk IIS kurarken. Aynen, az önce yapmıştık onu. Publish etmeyi de gösterdik. IIS kurulumunu da gösterdik. Yayınlamayı da gösterdik. Validation'ları da gösterdik. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde master page dosya yükleme ve indirmeyi anlatacağız. Resmi açtı. Resimde vardı. Aşağıda.